Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanacak Trabzonspor Galatasaray karşılaşması öncesi sizleri iki takımın 1999'daki bir randevusuna götürelim istedik. Ligin ilk yarısında iki takım arasında unutulmaz bir maç yaşanmış ve Bordo Maviller deplasmanda 5-3 kazanmayı başarmıştı. Bu karşılaşma aynı zamanda ligin 29. haftasında ve oldukça kritik bir dönemeçte oynanacak randevu öncesi Sarı Kırmızılıların son mağlubiyetiydi. Bu maçın kahramanı Kevin Campbell da başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın talihsiz açıklaması sonrası devre arasında Trabzon'dan ayrılmıştı. Puan tablosuna baktığımızda Galatasaray 66 puanla lider olarak bu karşılaşmaya giderken 3 puan arkasındaki Beşiktaş ikinci sırada. Siyah beyazlar lideri yakalamak için bu karşılaşmadan çok umutlu. Biz de sizleri daha fazla bekletmeden bu kritik maça gidelim. 25 Nisan 1999 günü oynanan ve hakem Bülent Uzun'un yönettiği karşılaşmada Gordon Milne'nin Trabzonspor'u Fatih Terim'in Galatasaray'ına karşı. Nerede bizim araba? Gönlümüz tabi Trabzonspor'dan yana. Bizim tabi Avrupa Kupalarına katılmamız için Galatasaray'a muhakkak yememiz lazım. Önce berabere yenerse Trabzonspor'a yenelim. Futbolculara güveniyorum ben. Alacağız maçı ev alanların izniyle. Biz buraya galibiyet için geldik. Takımımıza güveniyoruz. Onun için geldik yani. Muhakkak başarıyla döneceğiz. Kazanacağız kesin. Almamız lazım. Alıp bitireceğiz bu işi. Son haftalara bırakmayacağız artık. 5 lira. Diyorum dostluk kazansın diyorum ama şampiyonuz. Abi 5 5. Bu maçı alıp şampiyon olacağız. Rakiplerimizin puan kaybetmesinin avantajı ancak biz puan alırsak ortaya çıkar. Rakiplerimiz puan kaybettiğine göre bu yarışın ne kadar zorlu olduğunu da bir göstergesidir. Dolayısıyla bu maçta çok zor maçlarımızdan bir tanesi. Tabii bizim amacımız kendi maçlarımıza konsantre olup kazanıp üçüncü defa şampiyon olmak. Şapkaya evet evet. Evet şapka. Gel şapka gel başkana gel işte gel abi gel. Arkadaş bak şurayı çabuk açtı çabuk. Konuşsana abiyle bak. Var inşallah. Bu güzel ortamda seyircilerimizle beraber kendi evimizde 3 puan alan taraf biz oluruz. Bu sene şampiyon olacağız yani. O inançtayız. Buraya da 3 puan için geldik. Her işte önemlisi güzel maç olsun. Gerçekten çok güzel bir maç olacağına inanıyoruz. Galatasaray da şu anda lider konumunda. Biz de ikinciyi veya üçüncülüğü zorluyoruz. Mutlak buradan galip gelmemiz gerekiyor. Güzel bir atmosfer var. Centilmence bir baş geçmesini diliyorum. Çeviri ve Altyazı M.K.
Galatasaray biliyorsunuz iyi bir oyun tarzı tutturmuş gidiyor. Bu vesileyle de çok gol atıyor, çok galibiyet alıyor ve şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor. Ama Trabzonspor güçlü bir ekip ve Trabzon'da oynadığı bütün maçları hemen hemen derbi maçlarını kazanıyor. Zor maç. Galatasaray için de zor, bizim için de zor. Esasında iki takımın sezon başında hedefleri aynıydı ama herhalde hedeflerde biz biraz geride kaldık. Ama gene de Trabzonspor'uz. İnşallah iyi oynayacağız. Taraftarları mutlu edeceğiz. Şanslı olacağız ve gülerek çıkmak istiyoruz. Peki başkanım, bir de o gün Abdullah konusunda bir spekülasyonlar yapıldı. Onları anlamış değilim. Yani bana sorulan soru, verir misiniz diye. Biz onları biliyorsunuz. Geçen seneden prensip kararı aldık. Takım bulan oyuncularımız isteniyorsa, oyuncular da gitmek istiyorsa bize gelirler. Biz değerlendiririz, olumlu bakarız demiştim. Hala o kararımız sürmekte. Bundan sonra söylenecek şey mi? Şeyimizi oyuncular bizim yerimize sahada söyleyecek inşallah. O da kazanmaktan başka bir şey düşünmüyorum. Sağımızda inşallah bunu başarırız. Zor bir maç olacak. Zevkli bir maç olmasını temenni ediyorum. Bülent Uzun'un işareti ve maça Trabzonspor başladı. Arif'e pas. Arif ceza sahasında. Arif sırıldı. Arif bıraktı. Hakan Şükür. Hakan dönemedi. Geç döndü. Vuruşunda savunma kapandı. Ümit bir kez daha doldurdu ceza sahasına. Hacı topun girişine vurdu Bilošević. Karşılıklı ataklar ilk dakikalarda. Dördüncü dakika. Abdullah. Bogunes. Ara pas yaptı. Mehmet Zengin hareketlendi. Mehmet Zengin ortaya doğru çevirdi. Ters bir vuruş. Kimse dokunamıyor. Kimse dokunamıyor. Taparel böyle bir şey beklemiyor. Hiç kuşkusu yok ki. Recep'e geldi top. İşte az önce yaşanan büyük tehlike Galatasaray kalesinde. Popescu Bülent Uzun işaretini verdi. Hacı geliyor. Hacı'nın vuruşu. Kaleci Milošević. İki hamlede topun sahibi ve alkış alıyor Makedon kaleci. İşte Hacı'nın vuruşu, Milošević iki hamlede. Abdullah. Mehmet İpek. Yerden çıkardı. Kaleye boş vuruş. Dışarı gidiyor. Savunma çıkarttı. İkinci atak devam edecek. Abdullah'la çıkıyor Galatasaraylılar. Bu arada Okan yerde kaldı. Oyunu durduruyor Bülent Uzun. Bir anda boşta kaldı top. Kimse dokunamadı bordo mavilerde. 17. dakika. Sarı kart Abdullah'a. Abdullah gelecek hafta Çanakkale'de Adanaspor maçında oynayamayacak.
İşte Abdullah'ın sarı kart görmesine neden olan pozisyon. Hacı. 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 Hacı sokuluyor. Hacı kaleye doğru Miloševski. İki çalım Hacı'den. Önündeki boş hareket alanını değerlendirdi. Ceza sahasına yaklaştı. Vuruşu Miloševski ve korner. Hacı. Ceza sahasına. Al. Hakan Şükür yerde bir sakatlık geçiriyor. Sinirler bir an gerildi. Tansiyon yükseldi. Bülent Uzun futbolcuların arasında sakinleştirmeye çalışıyor. Kaptan Ünal iki takım kaptanını yanına çağırdı. Ünal ve Hakan Şükür'ü ve sarı kart Hakan Şükür'e çıkıyor. Ve bir kart da Osman'a. İşte sarı kartların gelmesine neden olan pozisyon. Arif kullanacak köşe vuruşunu. Suat yakın kale direğinde. Kale sahasına bir kafa ve topu alır gidiyor gol. Galatasaray deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Okan'ın attığı golle. 36. dakika. Savunmada büyük boşluk Trabzonspor'da ve Galatasaray 1-0 önde. Fatih Terim'in ve Galatasaraylıların büyük sevinci. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Gordon Bey'in üzgün. İşte izliyoruz. Arif ceza sahasına gönderdi. Ve kafa vuruşu Okan'dan. Kale arkasından izliyoruz. Galatasaray'ın kazandığı golü. Osman'la paslaşıyor. Fatih. Okan. Okan. Yine savunmada zaten var. Okan. Hacı'ya pas. Hacı topun gelişine direkten. Hacı'nin muhteşem vuruşu kale direğinden geri geldi. Popescu bir sakatlık geçiriyor ve işte Hacı'nin nefis vuruşu kale direğinden geri geldi top. Borgnes pasını aktardı. Fatih gol pozisyonunda vuruşu Tafarel'in kucağına gitti top. Hacı. Hacı ceza sahasında. Hacı bıraktı. Okan karşı karşıya bıraktı. Arif vuruş 2-0. Arif'in attığı gol 2-0 karşılaşmada 53. dakika. Galatasaray deplasmanda 2-0'lık üstünlük sağlıyor Arif'le. Arif'in bu sezon attığı 14. gol bu. Fatih Terim sevinçli. Arif kariyerinde ilk kez 9 golün üstüne çıkmıştı. 13 golü vardı. Bu da işte 14. golü. İşte Hacı ile başlayan atak. Okan ceza sahasında karşı karşıya vurmadı, pasını çıkardı. Arif topun gelişine 2-0. Okan'ın pası, Arif'in golü. İşte golü izliyoruz 53. dakika. Okan, Arif ve 2-0. Az sonra Orhan oyuna girecek Bordo Mavililer'de. Osman. Popescu uzaklaştırdı. Selim. Arif kaptı. Sağda Hakan Şükür. Arif. Hakan'a doğru bıraktı. Hakan sarıldı. Karşı karşıya. Hakan yerde ve karar penaltı. Bülent Uzun penaltı noktasını gösteriyor. Ve kırmızı kartı kaleci Miloševski'ye. Trabzonspor
10 kişi kalıyor. Ve bir de penaltı vuruşu kullanacak Galatasaray. İşte izliyorsunuz. Hakan Şükür yerde. Gole giden futbolcuyu düşürdüğü gerekçesiyle Miloševski'yi kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderiyor Bülent Uzun. Metin kaleye geçiyor. Hakan Şükür geliyor. Hakan ve 3-0. Hakan Şükür 3 haftalık gol orucunu bozuyor Trabzon'da. Karşılaşmada 74. dakika. Hakan Şükür kalecinin soluna attı. Ümit. Trabzonspor'la kapıyorlar Selahattin. Abdullah. Oynayın diyor maçın hakemi Bülent Uzun. Bu mücadelede Abdullah serbest vuruş bekledi az önce. Recep. Yardımcı hakeminin yanına çağırıyor Bülent Uzun. Aykut Gümrüğü. Karşılaşmada 80. dakika. Tribünden atılan bazı maddeler vardı. Dördüncü hakemi Ünsal Çimen'in yanına geliyor. İşte tribünden atılan maddeler. Oyun bir türlü başlayamıyor. Ve bu tarafta görev yapacak Aykut Gümülü. Selim. Abdullah. Vognes. Emre. Arif'e doğru bıraktı. Arif. Ufuk. Kaleyi düşündü. Selim'e çarpıyor top. Metin. İki yardımcı hakem aynı hatta görev yapıyorlar. Arif ve maçın hakemi Bülent Uzun son düdüğünü çalıyor. 3 puan Galatasaray'ın. Maçın skoru Trabzonspor 0, Galatasaray 3. Maraton tribündeki köftecinin yanına gitmesi rica ediyor. Emre Nalçacı. Galibiyet bekliyorduk. Tabii Trabzon'a karşı skor tahmin etmek çok zor. Çünkü güçlü bir ekip. Biliyorsunuz biz Ali Sami Yen'de 5 gol atmışlardı. Ancak konsantre olarak çıktık. Farklı bir galibiyet aldık. Haklı bir galibiyet aldık. Yolumuzu açtık. Sevenlerimizden özür dileriz. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Siz nasıl hakim konuş bana? Lan nerede o? Var orada Türk. Sadece Türkiye var. Hakem ne dedi sana? Lan git. Nasıl o? Var orada hiçbir. Sadece Türkiye belki orada var. Galatasaray bugün her 90 dakika iyi oynadık. 100 gol yaptık. Çok güzel. İnşallah böyle devam. It was a bad goal to concede from our point of view. Bizim açımızdan kötü bir gol yedik. Because we'd worked at the set pieces, corner kicks, free kicks. We always Galatasaray are a danger at those. Galatasaray'ın tehlikeli olduğu korner ve free kick atışlarına karşı çalışmalar yapmıştık.
So it was a disappointment to lose a goal in that way. Bu şekilde gol yemiş olmamız bizim için düş kırıklığı oldu. We lost a little discipline at 1-0. 1-0'da biraz disiplinimizi kaybettik. Zor bir virajı geçtiniz. Bence denizi geçtiniz. Ne diyorsun? Evet, çok zor maçtı. Bir de rakiplerin puan kaybetmesinden sonra bizim burada alacağımız galibiyet bizi büyük ölçüde finale yaklaştırıyor. Kornerlerden çok gol atmaya başladınız. Evet. Sebep? Çalışma, bir de yani maçtan önce söylenen yerlere gidiyoruz. Tabii şans faktörü de çok önemli. Senin boyun çok uzun değil. Bugün o kadar adamın arasında eğilerek bir gol attın. Ne diyorsun? Bir de benim aynı. Bir de topu aşıran Suat abiydi kafayla. Evet. Suat o işi çok yapıyor. Evet, o çok iyi aşırtıyor. Ön direğe çok iyi gidiyor. Yani oyuncularım bugün deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa, 3 puan nasıl alınabilir ise onun örneklerini verdiler. Çünkü Trabzon'da Trabzonspor'u yenmek, farklı yenmek çok zor bir hadisedir. Rakiplerimizin bizim puan kaybetmemizi beklediği maçlardan bir tanesi. Peki oldu dedim mi diyebiliyor musun? Yani bu iş artık bitti, böyle bayağı rahatladık diyebiliyor musun? Yok, hayır diyemem. Futbolda zor tabii de. Zor tabii, çünkü çok önemli maçlarımız var. İçeride de kaybedebiliyor insan, işte örneklerini biz de verdik. Beşiktaş da verdi, Fenerbahçe de verdi. Trabzon da veriyor. Ancak büyük bir kredi aldığımız, bir avantaj aldığımız ortada. Bu kredi ve avantajı çok daha ciddi, çok daha disiplinli, çok daha özverili kullanmak zorundayız. Bitti dersek düşeriz. Bu, o yanımda oturan Okan'la beraber tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. İnanmışlığın veyahut iyi bir takım oyununu oynamanın mutluluğu içindeyim onlar adına. Bütün işi yapan onlardır. Biz de onlarla beraber bu potanın içerisindeyiz. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum. Hepsini çok seviyorum. Daha çok şeyleri başaracağız inşallah onlarla beraber. Buraya kadar gelen Galatasaraylı seyircilere de sonsuz teşekkür ediyorum. Trabzonspor bu maçta çıkan olaylar nedeniyle 2 maç saha kapatma cezası alıyordu. Galatasaray çok net bir galibiyetle bu zorlu deplasmandan ayrılırken Beşiktaş evinde Samsunspor'la golsüz berabere kalarak ligin sonucunu bir anlamda tayin ediyordu. Kalan haftalarda siyah beyazlar farkı kapamaya çalışsa da Fatih Terim'in öğrencileri kendisine yetecek puanları toplayıp ligde üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşıyordu.